Sevgili izleyiciler, efendim iyi sabahlar diliyorum, günaydınlar. Hafta sonu, cuma günündeyiz. Yarın Cumhuriyet Bayramı sevgili izleyiciler, özel bir gün. Ve 28 Ekim tarihinde sevgili izleyiciler, konuğumuz Doktor Yazgül'ü Aldoğan, Posta Gazetesi yazarı. Yazgül Hanım iyi sabahlar. Günaydın. Hoş geldiniz tekrar. Ben birinci sayfaları paylaştıktan sonra hemen röportaja başlayacağız. Sevgili izleyiciler, Milliyet Gazetesi elimizde ve Milliyet Gazetesi neredeyse birinci sayfanın tamamını Malatya'daki yurtla ilgili ayırmış. Malatya skandalının gündeme getirdiği soru: kim istifa edecek? Ve devam ediyor: çocuklara yapılan işkencenin faturası sadece o bakıcılara mı çıkacak? Yoksa en alttan en tepeye kadar sorumlu olan herkes bedel ödeyecek mi? Avrupa Birliği adayı Türkiye için büyük sınav başladı deniliyor. Hemen altta bir fotoğraf ve resim altı var sevgili izleyiciler. Vatandaş hesap soruyor denilmiş. Ebu Ghraib gibi diyor başlık altı, çocuk yuvası için. En çarpıcı benzetme AK Partili vekilden geldi. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yuvayı Irak'taki işkencecilerle ünlü Ebu Ghraib cezaevine benzetti. Çömez ayrıca bu çocuklara bu işkenceyi yapanlar cezalandırılacağı gibi görevini yapmayanlar ve ihmali olanlar da cezalandırılmalıdır dedi. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz. AK Parti artık icra kurumu ve iktidardaki parti, bu temenniler değil, bir şekilde yapılması gerekenler söylenmeli vekiller tarafından da. Ve bir başkası, muhalefet AK Parti'ye yüklendi. Bakan Çubukçu görevi bırakmalı diyor sevgili izleyiciler. Sayfanın altında Doğru Yol Partisi lideri Mehmet Ağar, İngiltere'de bulunan devlet bakanı Nimet Çubukçu için bakanın yapacağı en iyi hizmet derhal görevden ayrılmak olacaktır dedi. Cumhuriyet AK Partili Mevlüt Aslanoğlu da işkence yurdunda AK Parti'nin isteğiyle eğitimsiz kadınların işe alındığını söylemiş sevgili izleyiciler. Ve hızla geçiyoruz Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi ve Sabah'ta tıpkı Milliyet gibi manşete işkence hadisesini çekmiş. Diğer haberlerle devam edelim. Yemen'de 35 milyon dolarlık camiye isyan diyor sevgili izleyiciler haber. Bir miktar Göztepe Parkı'ndaki cami konusu hatırlatıyor bize. Yolsuzluk nedeniyle Dünya Bankası'nın desteğini kestiği fakir ülke Yemen'de cami krizi yaşanıyor diyor haber. Yandaşlarının devlet başkanı Salih'in şerefine 35 milyon dolara 5 minareli cami yaptırmasını halk isyan ediyor. Ayda 100 dolar kazanan bir taksi şoförü, biz eve ekmek götüremiyoruz, onlar milyonlarca dolara cami yaptırıyorlar, bu yağmalı son bulmalı demiş sevgili izleyiciler. Ve bir başkası, Gül'den Milli İstihbarat Teşkilatı'na talimat. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Milli Güvenlik Kurulu'nda onaylanan ve ayrıntıları gazetelere sızan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ni kimin nasıl sızdırdığını bulmalar için istihbarata talimat verdi diyor sevgili izleyiciler. Ve bir başka Hürriyet'teki manşet, ya evlerdeki işkence odası diyor. Malatya'daki çocuk yuvasında yaşananlar tüm Türkiye'nin kanını dondururken bir başka gerçek de akla geldi. Evlerde yaşananlar yuvalardan farklı değil. Türkiye'de çocuklar 4 yaşında dayak yemeye başlıyorlar demiş. Haberin devamında sevgili izleyiciler, Başbakan Erdoğan'ın bir açıklaması var. Personel kalitesiz, Erdoğan'dan acı itiraf. Başbakan, personel kalitesiz, psikolojik donanımı olmayan tipler bu görevde itirafında bulundu. Olayı insanlık suçu olarak niteleyen Erdoğan, Londra'da bulunan Bakan Nimet Çubukçu'yu kendisinin göndermediğini söyledi. Hizmet bir kişiye bağlı değildir diye konuştu diyor. Evet, konuyla ilgili bakan 4 gündür İngiltere'de ve dönmemişti sevgili izleyiciler. Hürriyet gazetesinde aynı konuyla ilgili bir başka önemli haber. Malatya'da tecavüz iddiası diyor. 21 çocukta işkence izi haberin başlığı. Malatya'daki çocuk yuvasında kalan 46 çocuktan 21'inin vücudunda dayak, kaynar su, dökme ve kafalarını tokuşturma gibi sebeplere bağlı olarak işkence izleri saptandı. Bir kadın ise aynı yuvada kalan 7 yaşındaki kızına tecavüz edildiğini öne sürmüş sevgili izleyiciler. Bu da yeni ve tatsız haberlerden bir diğeri. Ve geçiyoruz Hürriyet'ten son iki habere. Uğur Dündar'a işini yaptığı için gözaltı diyor. Gazeteci Uğur Dündar, köle çocuk işçiler iddiasını araştırırken birkaç saat gözaltına alındı. Sevgili izleyiciler, bu birkaç saate bir ufak benim muhalefet şairim var. Gözaltına alınanlar için bir ya da iki saat önemlidir. Gözaltında olmak çok hoş bir şey değil. Dolayısıyla bu birkaç saatin ne olduğu tam açıklansa iyi olurdu. Nacizane bir önerimiz. Tekirdağ Kumbağa'daki bir tuğla fabrikasında çalıştırılan küçük yaştaki çocuk işçileri haberleştiren Dündar ve ekibi iş yeri sahibi tarafından şikayet edildi. Fabrikaya gelen jandarma haber kasetlerini vermeyen Dündar'ı karakola götürüp sorguladı. Serbest kalan ünlü televizyoncu, ben sadece gazetecilik görevimi yaptım şeklinde bir beyanat vermiş. Son haber.
Rektör için tek dosya kaldı. Sevgili seyirciler, tutuklu Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Aşkın için umut doğdu. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi dün fişleme iddiasını içeren dosyayı görevsizlik kararıyla iade etti. Böylece tek dosya kaldı diyor Hürriyet. Ve hızla geçiyoruz. Son gazetemiz Sabah'a. Sabah'ta enteresan bir haber sevgili izleyiciler. Kredi kartı borcu otomotivi vurdu diyor en üst köşede. Otomobil kredisi almak isteyen her 100 kişiden 30'unun talebi kredi kartı limitlerinin dolduğu gerekçesiyle reddediliyor. Otomotiv sektörü alarm veriyor. Eylül-Ekim satışları tarihinde ilk kez Ağustos rakamlarının gerisinde kaldı. Sebep kredi kartı borçları. Bankalar taksize yüklenerek limitini aşanlara kredi vermiyor. Reddedilen talep oranı %10'dan %30'a yükseldi. Stokların artması ve bayilerin eski araçla takasa yanaşmaması sektörü zorlayan bir diğer faktör. En önemli faktör de sevgili izleyiciler bu mortgage ve banka kredilerinin düşmesiyle ev alımları başladı. İnsanlar artık arabayı ikinci plana attılar. Ve Sabah'ta yine bir önemli haber. Washington'da kaftan rüzgarı diyor. Koç Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen kaftan sergisi Amerikalıları resmen büyüledi demiş sevgili izleyiciler. Ve Sabah'taki manşet olan habere geçiyoruz. Kadro dayağı diyor. Yine önemli bir kısmıyla Sabah ele almış. İşte yuvada dayak skandalının perde arkası. AK Partili vekilin oğlunun kirvelini yaptığı köylüsü müdür olmuş. Tecrübeli bakıcılar işten çıkarılmış. Türkiye'yi isyan ettiren Malatya çocuk yuvası olayından zincirleme kayırma iddiaları çıktı. İşte dayak olaylarının ardındaki korkunç manzara. Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürü bir süre önce görevden alınıp Mardin'e sürüldü. Yerine AK Parti Malatya Milletvekili Ali Osman Başkurt'un çok yakın dostu Yakup Güler atandı. Başkurt'un Güler'in oğluna kirvelik yaptığı iddia edildi. Güler'in daha önce 7 ayrı iddiari suçtan ceza aldığı da ortaya çıkmış sevgili izleyiciler. Yine bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bir enteresan başlık daha var. Özrü kabahatinden büyük, yuvada çocukları döven temizlik işçisi kadınlardan şok itiraflar var diyor sevgili izleyiciler. Evet, bir kadın ben çocuğumu da dövüyorum demiş. Hakikaten özrü kabahatinden büyük. Ve son habere geçiyoruz Sabah'ta. Uzan serveti bulundu diyor. TMSF uzanların İsviçre'deki 180 milyon dolarına altın ve hisse senetlerine el koydurduğu diyor sevgili izleyiciler. Haberin detayı. Evet Yazgül Hanım, birçok konu ama bütün 3 gazetemizde baktığınızda Malatya'daki işkenceyi ele almış. Bunu yayın içerisinde konuşacağız. Ama öncelikle Yazgül'ü Aldoğan'ı bir konuşalım arzu ederseniz. Bu doktor kısmı benim ilgi alanım olduğu için telaffuz ettim ama siz bu unvanı kullanmıyorsunuz. Bir, basında doktor olmak da galiba bilmiyorum çok tercihe şayan mıdır? Çünkü hakikaten doktora ihtiyaç var. Basında ameliyatlar gerekiyor bazen, operasyonlar. Gelin biz sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Evet. Ben öyle zannediyorum ki bu meslekteki hem eğitimimle hem çok uzun yıllardır gelen mesleki yaşantımla, deneyimlerimle artık duayen bir gazeteci oldum. Evet. Tevazuya gerek yok. Süresini söylemeyeceğim, dudak uçaklatacak kadar uzun bir süredir gazetecilik yapıyorum. Evet. Bu gazetecilik yaşantımın içinde bir sürede öğretim üyeliği yaptım. Ankara'da, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlıydı o zaman, şimdi özerk oldu. O dönemde basından uzak kaldınız mı? Özür dilerim, bir ara soru. Basından uzak kalmam şöyle mümkün değil. Çünkü gazetecilik dersleri veriyordum. Her zaman basının içinde oldum. Evet. 5,5-6 yıl kadar öğretim üyesi olarak çalıştım. Sonra YÖK yasası çıktıktan sonra ayrıldım. İlk ayrılanlardan biriyim. Bu kadar fazla eğitimli olmanın getirdiği bir artı yok ne yazık ki basında. Dezavantaj var mı? Evet, çünkü ben İlk böyle kocaman diplomalarla yurt dışından Türkiye'ye döndüğümde iş bulmakta zorlandığım için üniversiteye girmiş bir yeniden gazetecilik hayatına dönmeden önce öğretim üyeliğini bu yüzden yapmış birisiyim ama o da iş çok keyifli bir yanı. Evet, bazen de hani siz bu göreve fazlasınız deyip insanın iş kaybettiği de olabiliyor sanırım. Tabii tabii, ben o sıkıntıyı hep yaşadım. Evet, yani istediklerimiz sizde fazlasıyla var, biz size göre bir işimiz yok. Daha başka bir şey arayın gibi oluyor bazen. Bülent'im çok da acıklıdır. Ben köşe yazarı olarak çalışmaya başlamadan önce çok uzun yıllar yönetici olarak çalıştım bu meslekte. Yapmadığım görev yoktur. İşte haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, yayın yönetmenliği, radyo, televizyon. Ve artık bütün bunların herhalde birikiminden sonra bir gün bir köşe sahibi olduğumda popüler bir gazeteydi. Benden inmemi istediler.
Siz çok yüksek bir yerde duruyorsunuz. Mümkün olduğu kadar indirin düzeyi ki yazılarınızı biz okuyucularımıza ulaştırabilelim. Bilelim. Yoksa anlamazlar diye. Bu çok acıklı ama gelin bir tarafıyla daha konuşalım. Bir başka trajedi daha var. Yani iki taraftasınız şu an. Hem basın Hı-hı. içindesiniz Hı-hı. hem basınla ilgili dersler de verdiniz. Evet. Şimdi burada bir gariplik var, o da şu. Akademi içerisinde, akademi dünyası içerisinde pratik deneyimleri olanların fazlaca sayısı yok. Belki Hı-hı. vakıf üniversiteleri dışarıdan hoca olarak Hı-hı. dengeliyor. Bir, dolayısıyla zaten okullarda bu ve benzeri hastalıkları olan insanlara bir alerji var. Ama belki evet. daha büyük alerji galiba sektörün içerisinde, basın sektöründe var. Şimdi sektör şöyle bir şey düşünmeye başladı. Yani ben ekonomi konusunda çalıştıracaksam ekonomi mezunu olsun, işte sağlık konusunda çalıştıracaksam doktor mu Hı. olsun? Yani bu değil aslında yapılması gereken. İyi yetişmiş gazetecilik okulu, iletişim fakültesi öğrencilerine bence basında bir ekonomisten çok daha fazla ihtiyaç var. Onların sonra yeterli gazetecilik deneyimini aldıktan sonra uzmanlaştırırsınız. Hı hı. Ama her işin bir eğitimi var yani. Siz bir eczacıyı eczacılık fakültesinden mezun olmadan ruhsat vermiyorsunuz. Evet. Ama gazetecilik ne yazık ki hala 17-18 tane iletişim fakültesine rağmen ipini koparanın başladığı bir meslek. Devam ettiği demiyorum. Hı hı. Çünkü koşulları o kadar zor. Ücretleri çok küçük bir kesim dışında o kadar düşük ki bir süre sonra havlu atıyorlar ve çok iyisi daha iyi yerlere gidiyor. Evet. Gerçekten bu işe çok gönül vermiş olanlarla başka bir yere gitmeyenler kalıyor. Evet. Ne yazık ki. Bir de bir nokta var, az önce bahsettiğiniz, yine bu da önemli. Şimdi basında son dönemde evet uzmanlık alanlarında işte isim sahibi olan kişiler basında köşe sahibi oldular, yazı yazmaya başladılar ama özellikle işi gazetecilik olan muhabir arkadaşların, mesela Ekonomi Muhabirleri Derneği çalışanlarının ciddi tepkisi var. Neden? Farz edin ki bir öğretim üyesi ya da bir kurumdaki yönetim kurulu üyesi sigorta sektörü ise sigorta konusunda yazı yazıyor. Fakat Hı-hı. rahatsızlık şu, sen de sigorta şirketine çalışıyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla tabii, bir tabii, insider tabii. trading gibi kalkıp da o sektöre ve o firmaya acaba direkt ya da dolaylı katma değer sağlayacak bir yazı tarzına girebilir misin? Şimdi köşe yazarlığı bu mesleğin en pırıltılı yeri. Çünkü Hı-hı. vitrindesiniz. Evet. Bütün o gazete denen büyük sitenin içinde sizin kendinize ait bir gecekondunuz var. Hı-hı. Ve orada istediğinizi yazıyorsunuz. Dolayısıyla bu dışarıdan da içeriden de çok cazip gelen bir yer olduğundan heveslisi çok. Hı-hı. Yani bir köşe yazarının aslında uzun yıllar gazetecilik yaparak oraya yükselmiş olması lazım. Yani muhabirlikten, gazetecilikten gelerek. Muhabirlik yapmış olması lazım, şunu yapmış olması, bunu yapmış olması lazım. Ve artık belli bir deneyim ve birikimin sonucu, yılların birikiminden süzülen o noktaların, damlaların oluşturduğu bir ırmak olması lazım köşe yazarlığı. Hı hı. Ama bizde öyle değil. Bizde staja ilk başlayan gencin hedefi de 15 gün sonra ben bir köşe yazarım. Çünkü iyi bir kazancı var. Yani işte iyi konu bir, bol. Valla artık iyi bir kazancı da yok. Çünkü o kadar isteklisi var ki millet bedava yazdığı için o köşeleri. Yani size biz buna bir de para ödüyoruz diye bakıyorlar. Bir de bu yazarlık tarafında isim vermeyeceğim ama son dönem yine bazı eski yazarların, köşe yazarlarının lafları var. Üzücü de biraz. Hı hı. Yani gerekirse işte efendim cinselliğin kullanılarak köşe yazarlığı olunduğuna dair. Bir sapla saman bu noktada da Türkiye'de her yönde olduğu gibi bir karışıklık var. Çok bu canınızı karıştı. Yakıyor mu? Hoş, siz artık okurunuz vesaire tanıyor ama yani bunca yıl mesleğe emek verdiniz. Bir başkası hı. emek vermeden gelip orada oturacak. Yakıyor tabii, yakmaz mı yani? Çünkü biz her işin kolayına kaçan bir bunu özür dilerim, bunu öğrencilerinize nasıl anlatacaksınız? Nasıl anlatıyorsunuz? Her işin kolayı yani şimdi birisi ünlü olduğu zaman onun etinden de sütünden de kılından da muamelesi yapılıyor. Yani hmm. ünlü bir ismi bir köşeye taşımak gazeteye bir artı getirmiyor aslında. Onlar getirdiğini varsayıyorlar. Şimdi, hmm. şimdi en önemli köşe yazarımız şu günlerde İbrahim Tatlıses. Evet. Burada bir komiklik yok mu Allah aşkına? İbrahim Bey çok güzel şarkı söylüyor ama köşe yazısı yazmak nereden çıktı? Tam bu etinden, sütünden, tüyünden meselesi. Evet. Yani köşe yazısı nedir? Kim yazar? Niye yazar? Yazar neyi yazar? Nasıl yazar bir de o da yazar, önemli. Nasıl kime yazdırır? Yazar, kime yazdırır? Böyle bir komiklik halinde. Neyse ki bunlar karşılıklı iki tarafında hevesleri biçiminde parlayıp sönen özenmeler olduğu için uzun soluklu olacak. Uzun soluklu hiçbiri olmuyor yani. Biz çok meşhur gördük başlamış ve ondan sonra havlu atmış. Çünkü kolay değildir böyle her gün boş. Bütün okurlar onu sorar. Siz bunca yıldır yazıyorsunuz. Her gün nasıl yazıyorsunuz? Ben her hafta bomboş bir 64 sayfanın başına oturup dergi çıkarmış insanım. Ben 15 yıldır her gün
3-4 tane şöyle bomboş kağıdın önüne geçip yazı yazmış. İnsanım ya, bu da benim işim. Anladım. Adam nasıl girip ameliyathanede ameliyatını yapıyorsa bu da benim işim. Onun için herkes işini yapsa çok iyi olacak. En son bir şey söylemek istiyorum bu meseleyle ilgili. Geçenlerde bir mankenlikten şarkıcılığa geçmiş. Dolayısıyla vücudunun güzelliğini de kullanan bir sanatçımız. Tırnak içinde. Demet Akalın. O kadar güzel bir laf etti ki. Kardeşim herkes soyunuyor dedi. Oysa bırakın da işimizi yapalım. Herkes işini yapsın dedi. Çok güzel. Evet. Yani mesele bu. Herkes işini yapsa yapsın. Çok iyi olacak. Kimisi anladım. Soyunacaksa soyunsun. Soyunmasını bilen, soyunacak vücudu olan soyunsun değil mi? Evet. Biz de yazı yazmasını biliyoruz. Yazımızı yazalım. O işte bize bırakılsın. Şimdi yazı yazalım deyince, yazı yazdığınız gazetenin son bir haftalık satış rakamını aldım. Ne satış rakamını? Posta gazetesi 643 bin ve yaklaşık takip ettiğim kadarıyla 2 yıldır hem de açık ara farklı Hürriyet, Milliyet, Sabah'ın ve diğer gazetelerin üzerinde. Şimdi bu baktığınızda önemli bir başarı. Ve bu rakamlara siz gazete olarak promosyon yoluyla ya da herhangi bir böyle bir artı ekstra bir şey vererek ulaşmadınız. Bu rakama gelindi. Bir bunu konuşabilir miyiz? Üstelik bir de bir şey var. Bir dönem aynı gruptaydık ve yakınınızda olduğum için ekibi de biliyorum. Ekip neredeyse değişmedi ve çok da güzel bir aile ilişkisi var baktığınızda. Adım adım gidersek. Posta'nın bu başarısı birçok gazetenin az önce paylaştığım haberlerini gazetelerinde ulaşmak istediği ve ulaşamadığı bir nokta. Niye bağlıyorsunuz? Sihir nerede sizce? Bu rakamın yıllardır bu şekilde devam ediyor olması ve birinciyi. Bunun pek çok nedeni var tabii. Yakında neredeyse bir araştırma konusu haline geleceğiz. Gidiyorlar geliyorlar çeşitli yerlerden. Doktor çıkar bundan. Bunu soruyorlar, nasıl başarıyorsunuz bunu diye. Küçük bir ekip dediğiniz gibi, işine inanmış bir ekip. Bunun araştırmasını en azından biz gözlemlerimizle yaptığımız zaman, okurlarımızla ilişki kurduğumuzda yaptığımız zaman şöyle bir enteresan sonuç çıkıyor. Postayı niye seviyorsunuz, niye okuyorsunuzun yanıtı, sorusunun yanıtı tıpkı körlerin fili tarif ettiği gibi. Herkes bir tarafını tutuyor. Hı hı. Yani işte biri kuyruğu küçük diyor, biri kulağı büyük diyor. Biri sağlık sayfalarını seviyorum diyor, biri duruşunu seviyorum diyor, biri magazin haberlerini seviyorum diyor. Hı-hı. Okur kitlesine enteresan bir puzzle sunuyoruz biz. Yani o puzzle'ın içinde, çünkü büyük gazeteler, kitle gazeteleri sonuç olarak uzmanlaşmış gazeteler değildir. Çok şey sunarlar. Tarzı, evet, süpermarket gibidirler. Hı-hı. Her raftan alacağınız bir şey vardır. Hı-hı. Benim okuyucum ayrı örneğin Posta'da. Bir başka okuyucu bir başkasını okur. Dediğim gibi birisi bulmacasını çözer, birisi sağlık sayfasının tiryakisidir, birisi magazin sayfalarının meraklısıdır. Ekonomi sayfalarını okuyan bir ekonomistle karşılaştım geçenlerde, hakikaten şaşırdım. Bir akademisyendi ve evet dedi, niye şaşırıyorsunuz, en güzel ekonomi sayfaları Posta'da dedi. Ve bunun dışında okunması kolay bir gazete. Hı hı. Çok fazla o bla bla dediğimiz lafazanlık yapılmıyor. Hı hı. Her şey var aslında. Bütün haberler var. Haber yok diye bir şey yok. Yani haber gazetesi değil diye bakılıyor ya Postaya. O da yanlış, çünkü hangi haberi isterseniz var. Zaten evet, havuz sistemiyle çalışıyoruz. Hı hı. Bütün gazetelere giden haberler bizim grubumuzda. Bize de geliyor. Size de geliyor, evet. Bütün mesele onların harmanlanış biçimi. Hı hı. Ve o harmanlanışta Postayı özel yapan da bir duruşu var. Postanın bir kimliği var. Kastınız onu. Evet, evet. Bir kimliği var. Hı hı. Ve o kimlik belli bir biçimde cumhuriyetçi, laik, halkını seven, hoşgörülü, inançlara saygılı ama bir yandan da duygusal. Hı hı. Mesela Posta çok duygusal bir gazetedir. Bütün manşetlerimiz bizim human story dediğimiz insana yönelik manşetlerdir. Hı. Ve insanlar da bunu seviyorlar. Bütün bu harmanlanış iyi yapılıyor. Bu kompozisyon iyi yapılıyor. Taleplere göre de bir hareket var. Mesela işte diyelim ki... Nabızı mı tutuyoruz anlamında? Nabızı da tutuyoruz ama o nabız bir yerde, yani bizim de fikrimiz olduğu için. Hı hı. Yoksa gerektiğinde dikte duruyoruz. Yani okuyucu bunu ister diye de böyle bir okur yağcılığı da yok, hı hı, sonunda.
Ve bu kompozisyon hakikaten bir süre sonra, biz önce Anadolu'da birinci olduk. Çünkü enteresan bir şekilde gazetelerin İstanbul'dur merkezleri, biliyorsunuz. Ankara haberleri de büyük bir oranda iç sayfalara yansır ve olay burada biter. Hı hı. Halbuki Türkiye artık 70 milyonluk bir ülke. Türkiye sadece İstanbul değil. Evet. Türkiye'de bugün artık bir Kayseri var, bir Mardin var, bir Diyarbakır var. Evet. Ve 80 il var. Evet, ve bu insanların da seslerini duyurmak lazım. O insanların da orada olması lazım. Türkiye yurt haberleri bütün gazetelerde neredeyse yoktur yani. Sadece İstanbul'dur. Hı hı. Posta yurt haberlerine en çok yer ayıran gazete olarak ve yurt haberlerinin enteresanlarını manşete çıkaran gazete olarak önce Anadolu'da sattı. Hı hı. Yani biz önce oradan geldik. Evet, formülün yani, bir parçası evet, bu demek. İstanbul'da çıkan bir gazete olmakla birlikte biz bu İstanbul haberidir. Mesela İstanbul'da şurada bir trafik kazası oluyor. Neredeyse gazetenin birinci sayfasında yer alıyor. Öbür tarafta kıyamet kopuyor. Kimsenin haberi ruhu yok, duymuyor. Biz Anadolu'nun haberlerini de birinci sayfaya taşıdık. Hı hı. İçeride yeterince yer verdik. Bu öyle bir sempati yarattı ve önce Anadolu'da birinci oldu. Şey şikayetini de kaldırıyor ortadan sanırım. Yani bütün gazetelerdeki haberler aynı. Neden iki gazete okuyayım ki gibi bir savı var okuyucunun. Evet, bu sanırım evet, bir farklılaşmayı da getiriyor. Tabii işte o harmanlamanın farkı. Hı hı. Ve bir süre sonra o Anadolu'daki birinciliğimiz en son artık İstanbul'a gelindi. İstanbul merkez kalmıştı. İstanbul merkezi de ele geçirdiniz. Evet. Evet, ve 643 bin net satış tirajı belirtelim. O 700 falandı. Yani evet. Ramazan'da biraz daha az gazete okuyorlar galiba. Herhalde. Peki bir başka konu. Şimdi tiraj ve etkinliği de isterseniz bir satır konuşalım. Çünkü bir de akademisyen kimlikli birini bulunca bunları özellikle sormakta fayda evet, var. Şimdi 600 bin küsür tirajlı Posta ve 60 bin tirajlı Cumhuriyet. İki tane gazete arasında yaklaşık baktığınızda 10 katlık bir fark var. Şimdi evet, Cumhuriyet'in tirajı düşük baktığınızda. İşte bir dönem orada çalıştım, iyi biliyorum. 100 bin satış küçümsenirdi. Yani daha üstüne çıkılmaya çalışırdı ama şimdi bu rakamların da altında. Yine de gazete etkin bir gazete. Tiraj ve etkinlik arasında bir ters sıra doğru orantı var mı size göre? Tabii ikisi farklı şeyler. Yani hı, sizin çok büyük tirajınız olduğu halde küçük tirajlı bir gazete kadar etkili olmayabilirsiniz belli çevrelerin üzerinde. Hı hı. O şundan kaynaklanıyor. Editorial gazete dediğimiz, yani daha çok makale ve araştırma türü yazılara ağırlık veren, hı hı, daha siyasi bakan olaylara bir gazete olmak sanki var. Sanki Cumhuriyet'i biraz evet, tarif Cumhuriyet, ediyorsunuz. Cumhuriyet böyledir, zaman böyledir. Hı hı. Radikali sayabilir miyiz? Radikal böyledir. Şimdi bir de daha kitleye yönelik bir gazete yapmak var. Yani daha kısa haberler, daha az araştırma, biraz daha, belki daha, çok fotoğraf, daha popüler, evet, daha fotoğraflı, daha renkli, hı hı, bir gazete. O gazetenin etkinliği de tabii ki halkın üzerinde vardır ama bizim kamuoyunu oluşturan çevreler üzerinde daha azdır. Hı hı. Bir de bu okurun eğitim düzeyiyle, kültür düzeyiyle bir ilintilidir tabii ki. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet'i okuyan kitleyi çok rahat tarif edersiniz. Evet. Yaşı bellidir, eğitimi yüksektir, gelir durumu ortalamadır ama işte kentlidir. Postanın okuru çok daha amorftur. Hı hı. Yani 700 bin kişi dediğiniz, 700 bin gazete sattığınız zaman, hı hı, bir gazetenin en az 3 kişi tarafından, 4 kişi tarafından okunduğunu okur da varsa, da varsa evet, ki Posta sadece Posta okuyan, yani sadece aldığı gazeteyi okuyan okur sıralaması açısından da birinci. Hı hı. Yani Posta dışında başka gazete evet, almıyor. Evet. Evet, yani o açıdan da birinci. Yani mesela Hürriyet gazetesi alan Postayı alıyor ama Posta, hı hı, gazetesi alan ve sadece Posta okuyan okur sayısı da çok yüksek. Dolayısıyla bu kadar 2 milyon, 3 milyon kişiye ulaştığınız zaman karşınızda bir ölçüde amorf bir kitle var. Yani tam sayı fotoğrafı arttıkça, yok. Evet. Tam fotoğrafı yok. Evet. Şimdi tam fotoğrafı olmayan bir kitledeki etkinliğiniz de aynı çok geniş bir suya attığınız diyelim boya gibi, yani giderek yayıldığında etkisi renk hafifliyor, etkisi anladım, azalıyor. Oysa bir bardak suya attığınızda çok daha koyu olur, çok, hı-hı, daha etkili olur. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet'te yazdığınız yazının etkisi daha çok patlar tabii. Posta'da yazdığınız etki okurunuza göredir, okurunuza yayılır. Ama ben bir yazar olarak açıkçası kendi egomu tatmin etmek dışında, hı hı, Cumhuriyet ya da Radikal'de yazmaktansa Posta'da yazmayı tercih ederim.
Neden derseniz, zaten ötekiler benim gibi düşünüyor. Evet. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde ben bir şey yazdığım zaman biliyorum ki okurlarımın %90'ı valla helal olsun biz de böyle düşünüyorduk, elinizi sıkarız, ne kadar da iyi yazmışsınız diyeceklerdir ve ben de çok mutlu olurum değil mi bundan ötürü bir yazar olarak. Ama aynı şeyleri düşünen insanlara birbirimize aynı şeyi söyleye söyleye nereye kadar gideriz? Gidebiliriz. Ya yani ben tabii ki eşim, dostum, arkadaşım, kendi iş çevren de onu okuyor diye daha çok telefon alırım belki, daha çok kutlama mesajı alırım. Ama büyük kitle gazetesinde yazdığınız zaman bir, sizinle aynı fikirde olmayan insanlara da siz farklı bir şey söylemiş oluyorsunuz. İki, sizin gibi düşünmeyen insanlara da bir düşünme kapısı açmış oluyorsunuz. Üç, farklı tepkiler alıyorsunuz. Size kızıyorlar, size öfkeleniyorlar, size kırılıyorlar. Onların getirdiği bir etkileşim söz konusu ve ki bu sağlıklı bir şey. Evet. Belki sırtınızı sıvazlayan daha az oluyor. Ama ben bunu bir yazar için bir kazanım olarak değerlendiriyorum. Bir kayıp değil. Anladım. Hele bir de belli bir kıdemden sonra galiba böylesi tercih mi ediliyor daha çok? Evet. Anladım. Peki bir başka sorum. Aydın Bey'in, Aydın Doğan'ın bugün Referans Gazetesi'nde bir dergi için verdiği röportajın sanırım bir bölümü var. Ve orada da birkaç nokta var. Enteresan. Dış bankanın satılması ile ilgili bir cümlesi olmuş. Zaten gazeteci arkadaşlarım da yani bir banka sahibi olmamız konusunda arada bir şikayetlerini dile getiriyordu gibi. Dış bankanın satılmış olması, grubun bir bankasıydı sonuçta. Gazeteci olarak sizi rahatlattı mı diye sormak istiyorum. Yani bu işe ne kadar müdahilsiniz bu noktada? O dönem banka sahipleri, gazetecilerin çok suçlandıkları bir dönemdi. Ve şimdi siz bir başkasını suçlarken kendi patronunuzun da bir banka sahibi olması tabii ki sizi rahatsız eden bir şey. Orada her şey iyi gidiyor olsa bile. Yani hiçbir usulsüzlük, yolsuzluk olmasa bile. O açıdan bankacılık sektöründen, finans sektöründen çekilmiş olması benim gazetemin de sahibi olan kişinin beni rahatlatmış olabilir. Ama sonuç olarak baktığınızda... Doğan Holding artık o kadar büyük bir holding ki hangi sektörlerde çalıştığını ben bile tam bilmiyorum. Yani kusura bakmayın ama finanstan çekilmiş, çekilmemiş. Anladım. Yani çok çok da fazla müthiş anladım. Bravo falan. Belki o dönem için doğru bir noktaydı. O dönem için doğru bir karardı. Hı-hı. Çünkü sonuç olarak bizim ne yazık ki ülkemizin ekonomik gelişme süreci içinde banka sahibi olan medya patronları medyadaki finans açıklarını bankanın içinden karşıladılar. Dolayısıyla fevkalade yanlış bir şey oldu. Yoksa adam gibi bankacılık yapsalardı zaten bu noktaya gelinmeyecekti. Yani onun için banka sahibi olmak kötü bir şey değil. Ama sen mevduatı alıp da maaşları ödersen medyadaki o zaman yanlış bir şey tabii. Yani. Yaşayın bana güzel bir soru imkanı çıkardınız, o da şu. Yani tamam, gazeteciler etik olarak diyor ki patronlarına, bu birçok kurum için geçerli oldu bir dönem. Yani banka aldınız ama keşke almasaydınız, biz bundan rahatsız olduk az önce aktardınız gerekçeyle. Evet. Fakat patronun da şöyle bir karşı argümanı olsa, kardeşim bu banka sayesinde maaşını alıyorsun. Evet. Şimdi bu noktada gazetecinin ne kadar söyleyeceği laf olabilir? Yani hayır, ileride etik diyeceksiniz, para alamayacaksın. O para alamamaya ne kadar katlanabilirsin? Bu da böyle enteresan bir şey. Ama o zaman doğru düzgün iş yapacaksınız. Yani herkes kendi yağıyla kavrulacak. Bugün bankası ya para kazanacak bir gazete bankası yapacaksınız. Bankası olmadan çıkan gazeteler var yani. Mesela Cumhuriyet Gazetesi de bankasız çıkıyor değil mi? Ona göre bir şey yapacaksınız. Evet. Yani çok yüksek maaşlar bir zamanlar dolarlar havalarda saçılıyordu. Evet. Yani belki piramidin çok 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 uç tepesi içindi bu ama habere para harcayacaksınız. Özür dilerim, habere, o piramidin uç kısmı alt kısmın kadar belki para kazanıyordu neredeyse. Alıyordu tabii ama ne yazık ki ne zaman ekonomik tedbirler başlasa ofis boyları işten çıkarırlar. Evet. Yukarıdakileri değil. Habere para harcamasına hiçbir itirazım yok. Gazetecilik haberdir. Ama bizde en son para harcanan yer haber ve personeldir. Genelde teknolojiye yatırım yapılır, binaya yatırım yapılır ve en üst düzeydeki birkaç kişiye yatırım yapılır. Evet. Bunlar yanlıştı tabii. Bu yanlışlar. Promosyon kampanyaları yani... ne kadar inanılmaz promosyon kampanyaları yaşadık. Çok acıydı yani, hakikaten. Tencere yok efendim. Evet, tencereler, günde 5 tane araba verildiği günler. Yani. Şeyden gayet iyi hatırlıyorsunuz. Asil Nadi döneminde sanırım günaydındaydınız değil mi? Evet. Ama biz onun karşılığında o gazeteyi yaşatmak için 8 ay 5 kuruş maaş almadan çalıştık. Bütün tazminatlarımız yandı.
Benim 10 küsur yıllık çalışmam var Günaydın Gazetesi'nde. Tek kuruş ne tazminat aldığım asil ne... Asil nadir sonrası aslında. Evet, tam bitti asil nadir sonrası evet. Tabii yani. Birçok da mağdur var bu konuda. Fakat bir şey sorabilirim. Çok farklı bir konu ama asil nadire bu konuda... Tabii ki yani şu anlattığınız konu asil nadirden kaynaklanan bir sıkıldı ama benim de tanıdığım arkadaşlarım itibariyle baktığımda asil nadirden şikayetçi olan da yok. Yani yakasına sarılan da yok. Acaba neden? Her ne kadar mağdur olsanız da bir aşkı vardı, kandırıldığı için. O kadar çok dava açıldı ki ama o davalar Türkiye'de hakkınızı aramak o kadar zor ki. Yani yıllarca biz o hiç olmayan paralarımızla avukatlara da para ödedik. Hı hı. Ve o mallar falan da çarçur oldu yani bir takım. Bir defa işçi alacakları daha sonraya geldi. Hı hı. Bir takım mallar tazminatlar için satıldı, satılmadı. Sonuç olarak ortada bütün o uğraşmalarımızın sonunda hakkı yenmiş insanlar var. Anladım. Yoksa biz asil nadirin çok peşinden koştuk. Anladım. Koşmadık ama şöyle değil. Bir sanki şey de var, inanış gibi yani bunu aklamak için söylemiyorum. Benim vazifem değil ama o dönemde asil nadirin düştüğü ekonomik sıkıntının basın tarafında bazı basın çalışanları tarafından oluşturuldu. Hatta benim de kulak misafiri olduğum bir başka konu. Doğrudur çünkü. Bir yayın yönetmenine şey dedi, keşke boyun kadar çalsaydın diye bir ifadesi olmuş gazetelerinden bir tanesi için. Promosyonla ilgili bir tatsız konuydu yani tekrar gündeme getirmek istemiyorum ama demeye çalıştığım şu. Yani hakikaten dediğiniz gibi yatırımlar makinalara, binalara yapılıyor da her zaman mağdur olan çalışan ya işten çıkarılan her ya parası. Her zaman mağdur olan. En üstün altındakiler. Altındakiler. Peki çalışan deyince onun bir ayırdığını yapalım. Haklısınız. Evet. Peki bir başka konu. Şimdi grup içerisinde medya gruplarında haber ajansları oluşmaya başladı. Hı hı. Doğan grubunda bir Doğan Haber Ajansı var. Ve bildiğim kadarıyla da gazete olarak siz de bu konuda kaynak kullanıyorsunuz Doğan Haber Ajansı'nı. Şunu sormak istiyorum. Haber ajanslarının sayısı arttıkça ve havuz sistemiyle çalışan medya grupları da oldukça muhabirliğin kıymeti daha da azalıyor mu? Çünkü o zaman haber ajansı sayesinde gazetenin büyük bir bölümünü çıkarır. Bir de 3-5 köşe yazarı, 3-5 muhabir arkadaşla işi götürürsünüz. Bu noktaya mı geldi iş? Şimdi şunu ayırt etmek lazım. Haber ajansı rutin işi kovalasa, gazetenin elindeki muhabirler de özel işler peşinde koşsa özel haber yaşanmaz. Hı-hı. Evet. Şimdi gazetenizin elinde ben mesela haber müdürlüğü yaptım. Gerek televizyonda gerek gazetelerde haber müdürlüğü yaptım. Elinize gelen bir gündem vardır. O gündemin içinde 15 tane madde vardır. 15 tane maddenin 13 tanesi özel değildir zaten. Hı hı. Yani rutin işlerdir. İşte evet. Başbakan gelir, burada bir binanın açılışını yapar. Yani her gazeteye girebilecek evet. Haberler. Evet. Şimdi yani sizin buna gazeteden bir tane muhabir göndermeniz, araba göndermeniz, bir tane kamera göndermeniz, fotoğrafçı göndermeniz gerçekten lüzumsuzdur. Maliyet. Maliyeti yüksektir. Gireceği yer şu kadardır. Hı hı. Bunun için adam istihdam etmenin anlamı yoktur. Hı hı. Onun yerine yani buna stajyer de gönderseniz oradan 3 satır bir şey alır gelir zaten. Bunun yerine bu işi yapmayı iyi öğrenmiş, doğru düzgün çalışan ajanslar olsa hı hı. ki var artık. Onlar gerçekten tıkır 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 o haberleri toplar, sizin önünüze yığılır. İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Ama hiç muhabirsiz gazete de olmaz yani. Sizin elinizde gerçekten konularında uzmanlaşmış, deneyimli, birikimli, çekirdek bir kadro olması lazım ki özel haber çıkarasınız. Hı hı. Yani artık rutini takip eden haber ajanslarının yanında özeli takip eden, kendi haberini kendi üreten, özel konuların üzerinde gidip çalışan hı hı. gerektiğinde bir hafta çalışacak. Hı hı. Ama getirdiği haber benim manşetimi 2 gün kurtaracak. Anladım. Böyle habercilik yapılması gerekiyor. Yani Star TV'nin özür dilerim bu Kayseri'deki yani meselesi sadece kendilerine değil bütün basına malzeme oldu. Daha kaç gün sürecek? Oldu. Yoksa yani siz bir muhabir sabahtan akşama oturtup da ne iş var onu takip edelim, ajanstaki işi takip ederseniz bunun zaten hakikaten bir anlamı yok. Ama hiç muhabirsizlik de çok yanlış bir sistem. Belki okurun bu şikayeti olan yani bütün gazeteler 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor şikayetini ortadan kaldıracak şey bu özel haber. Özel haberdir ama bizde artık neredeyse özel haberi köşe yazarları yapıyor. Hı hı. Köşe yazarları özel haber peşinde koşmaya başlıyor. Halbuki köşe yazarının yapması gereken de yorumdur. Hı hı. Biri de yorum yapacak. Çünkü haberin nesnel olması lazım. Köşe yazarı nesnel olmak zorunda değildir. Evet. Nesnel olacaksa habercilik yapsın. Hı hı. Muhabirdir çünkü ne görüyorsa evet. onu aktaracak, objektif evet. olacak. Köşe yazarının kendi bilgi bakış açısını katması beklenir. Hı hı. Niye okuyorsunuz? Yoksa siz Emin Çolaşan'ı niye okuyorsunuz? Hı hı. Çünkü Emin Çolaşan'ın bakış açısını beğeniyorsunuz ya da kızıyorsunuz. Hı hı. Yani kızıyorsanız bakayım gene ne yazmış ya Yasin diye okuyorsunuz, okuyorsunuz evet. ya da size beklediğiniz şeyi versin diye okuyorsunuz. Hı hı. Yani o sübjektivite için okuyorsunuz.
Bu da çok enteresan, özür dilerim. Mesela Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili Çağdaşan'ın yazdığı yazı vardı dün. Ve çok ciddi eleştiriler gelmiş. Daha doğrusu dün eleştiriler vardı. Evvel günlerde yazıyı yazdı. Şimdi... Ben bana gelenleri koysam herhalde müstehcenlikten kapatılırız. Ciddi misiniz? Tabii yani. Çünkü nedense özellikle bu din demeyeceğim. Çünkü bu din de değil. Yani gerçek müminleri tenzih ediyorum tabii. Ama hani dincilikle diyeyim. Dincilikle ilgili bir eleştiri getirdiğiniz zaman gelen tepkiler, hele siz bir kadın yazarsanız, çok belden aşağı. Rantçım, yani özellikle soracaktım Yaşay'ın. Çok belden aşağı. Bir kadın gazeteci olarak basında alacağınız mesafeyi konuşacaktık. Yaşay'ın buradan başlayalım. Evet, yani şimdi benim... Ya erkek gazeteciye bunlar yazılmaz mı diyorsunuz? Erkek gazeteciye yazılanı gördünüz. Bunları yazıyorlar. Ama bana yazdıkları zaman bilmem ne yapayım. Bir dakika yani kardeşim, sen benim fikrime kızmadın mı? Fikrime kızdıysan fikrimle ilgili bir şey söyle. Niye ya da fikirme... Fikir söyle, karşıt fikrini söyle. Niye benim cinsel yanımdan girip de bana hakaret ediyorsun? Bu enteresan bir şey. Yani o zaman... Tabii o zaman cevap da vermiyorsunuz, görmüyorsunuz da hemen siliyorsunuz. Karşınız dava yani. Oldu mu okura karşı yok, böyle bir şey? Yok, niye açayım yani? Zaten çoğu adresi yanlıştır, adı yanlıştır. O da ayrı bir konu, Yaşay'ın. Tabii yani. Yani hakaret ediyorsan ve dürüstsen ve arkasında duruyorsan adresini söyledin, her şeyini doğru yazabiliyorsun. Tabii mesela tesettürle ilgili, örtünmeyle ilgili bir şey yazdığım zaman hurra bir böyle inanılmaz bir mailler, fakslar gelir. Hepsi erkektir yazanlar. Bir dakika, size ne oluyor ya? Bırakın biz kadın kadına konuşalım. Böyle bir şey ve hakaret. Yani biz çok enteresan hakaretler ediyoruz. Bir de hakaretlerin dozu çok cinsellik yüklü. Hani araba kullanıyorsunuz, karşınızdan biri yanlış bir şey yapıyor. Mesela bir gün hakikaten dedim bu memlekette katil olmak işten değil. Yokuş yukarı çıkıyorum, yol bana ait, tek yönlü. Karşımdan bir koskoca bir cip yola girdi ve üstüme geliyor. Ve çekilmemi istiyor. Yani neresinden baksanız yanlış. Ben yokuş yukarı çıkıyorum. Yol benim. Tek yönlü. Kibarlık olarak bile çekilmesi lazım. Kadın olmanızda bunun sizce bir faktörü var mı? Var tabii, çünkü yani kadın, sen kenara çekil bekle. Böyle bir şey. Bu biraz doğulu olan da mantık. Geçtiğimiz gün bir otel mensup grupla konuştum. Bana enteresan bir şey söylediler. Yani doğulu turist geldiği vakit eğer kadın çıkarsa karşısına, sen git erkek gelsin diyormuş. Tabii muhatap almıyor. Yani ve çıkıp da ne yapıyorsun dediğim zaman küfür ediyor. Bir dakika, şimdi niye küfür yedik yani? Niye küfür yedik? Ya bunun mantığını anlamak çok zor. Üstelik de bahsettiğiniz gibi o küfürün cinsel ağırlıklı olması. Bir de cinsel ağırlıklı. Bir de cinsel ağırlıklı. Ve suç ve cezası da var. Ciddi ağır cezaları var. Yani laf atmanın dahi hapis cezası var. Bunu tabii ne kadar biliyoruz. Ayrı konu. Peki bir başka konu. Yani kadın tarafıyla isterseniz başladık, o kısımla devam edelim. Köşe yazarlığında olsun, gazetecilikte olsun, kadın olmak bir avantaj mı? Artısı, eksisi diye değerlendirirseniz ne var? Çünkü bu meslek artık kadınların da yavaş yavaş hakikaten ilgi alanını çekmeye başladı. Tabii bu meslek kadınların çok ilgisini çekiyor. Hatta artık neredeyse bir kadın mesleği yani olmaya başladı. Bir kadın çok, yönetmenimiz de oldu. Çok kadın var ama kadınlar yönetimde çok zor yer alıyorlar. Yani. Neden? Evet. Siyasette de böyle çünkü. Yani siyasetteki durumun benzeri mi var? O açıdan soruyorum. Neden? Kadınlar her konumda iktidarı paylaşmakta zorlanıyorlar. Yani siz çalışabilirsiniz, kariyer yapabilirsiniz, belli bir yere kadar yükselebilirsiniz. Ama en tepeye geçip oturma konusunda size orayı bir yukarıdakinin vermesi lazım. O vermekte tereddüt ediyor. Yani kenar süsü muamelesi var o zaman. Kenar süsü de değil, yani hep orta kademe elemanı olarak görülüyorsunuz. Yani en üstteki insan olmak konusunda bir kadın mı bir erkek mi dendiği zaman erkektir. Yani kadını seçmiyorlar. Yani belli ki bu söylediğinizden şu çıkıyor mana olarak, gazete patronu. Yani halk da seçmiyor ona bakarsanız. Yönetici olarak da seçmiyor. Biçiller örneği var ama. Siyasetçi olarak seçmiyor. Kötü bir örnek yazık ki. Ama sonuç olarak en tepede çok az insan var. Yani o kadar enteresan ki eğitim sektörü mesela. Eğitim sektöründe kadın çok ağırlıklı Türkiye'de. Gerek üniversitelerde gerek orta eğitimde. Ama müdürlere baktığınız zaman, dekanlara, rektörlere baktığınız zaman kadın yok. Yani %60'ını kadın öğretim üyesinin oluşturduğu üniversitelerde kadın dekan yok, kadın rektör yok. Yani seçimle de gelemiyorlar. Atamayla da gelemiyorlar. Yani, evet. Yani o en tepeye geldiğiniz zaman orada kalıyorsunuz maalesef.
Birkaç başarısız örnek var dediniz işte. Bir tanesi Sayın Çiller örneği belki. Onun tabii dışında Nurcan Akat da önemli bir gazeteci etmeyelim. Ama yani belli ki bu ve benzeri işte Gürey Atıl meselesi var. Yani kadınlar şimdi, oldu ama çok da iyi örnek olmadı baktığınızda. Şöyle acıklı tabii. Çünkü çok az kadın vardı ve onlar da başarısız oldu diye böyle bir şey yüklendi üstlerine. Başarısız erkekleri sayalım isterseniz yani. Saymayalım, program biter. Evet. Değil mi? Yani onun için. Ama hani erkeklerin başarısız olmaları neredeyse normal karşılanıyor da kadınlardan hep daha fazla bir şey bekleniyor. Yani sen bir yerdeysen bir erkeğin yaptığından 3 misli fazla bir efor sarf etmiş olman lazım oraya gelebilmiş olmak için. Ama dediniz ya kadın olmak avantaj mıdır? Kadınlığın bazı yerlerinde kullanmaya kalkarsanız belki bazılarına avantaj sağlamıştır. Sayın Çalışan'ın bir yazısında belirttiği gibi. Peki bir nokta daha var. Basın kadını erkekleştiriyor mu? Çünkü birçok erkek var. Hani o cinsiyet farkını bazen kaldırmak gerekebiliyor. Hani daha rahat çalışmak için. Böyle bir intibanız var mı? Şimdi onu şöyle görüyorum ben. Mesela beni erkekleştirmiyor. Niye? Benim yaptığım işte erkek olmam gerekmiyor çünkü. Ama mesela sayfa yapan bir arkadaş... tabii ki kadın duyarlılığını her zaman koruyor. Ama biraz da güldürelim sabah sabah dinleyicilerimizi. Mesela biz yaratıcılık da yoktur. Her gazetenin çevirin arka sayfasını sağ arka köşede bir kadın vardır. Evet, güzel bir kadın. Güzel bir kadın vardır. Şimdi yani vardır yani. Bakın hepsinde evet, var. Hürriyette var sevgili seyirciler. Hemen teyit edelim. Evet, Hürriyette var. Evet. İlan ama olsun, sabahta da var, yani, deri modun reklamı var, reklamı da reklam yapalım. Evet. Mutlaka bir kadın vardır. Şimdi bu kadınların bir haber değeri falan yoktur yani. Bunun bir fotoğraf bulunur, altına bir şey uydurulur. Bu kadıncağızların adı motordur bizim dilimizde. Yani motor şöyle... ya, bildiğiniz anlamda değil. Evet. O anlamda değil ama hani o sayfayı yürütüp götürecek anlamında evet. Motordur. Şimdi bunlar hep erkek jargonu. Yani erkeklerin kullandığı deyimler değil mi kendi aralarında ama... Sayfayı yapan bir kadınsa ya da yazı işleri müdürü kadınsa ben mesela gülerek izliyordum önce arkadaşlarımı. Ya motor lazım mı? İyi bir motor var elimde diye güzel bir fotoğrafla genç bir hanım da bağırarak dolaşıyor yani. Bir süre sonra o işi yapıyorsanız o işe öyle bakıyorsunuz. Evet. Jargon deyince Sayın Başbakan'ın da dün gazetelere konu olan malzeme olan kullandığı jargon, argo geldi. Bu demek ki bu işin bir miktarda katen gereği. Yani o insanlarla aynı işi yaptığınız insanlarla yabancılaşmamak için aynı dili kullanmak. Tabii bunu ben başbakan açısından değil. Meral Akşener İçişleri Bakanı olduğu zaman kadıncağız bir tesbih falan kullanmaya başlamıştı. Evet. Öyle bir havaya girdi yani herhalde böyle olmam gerekiyor diye. Biraz efe bir bir yerler bastı falan. Bir emniyet müdürlüğünü falan basmıştı hatırlıyorum. Evet. Bu erkek kadın lafı çünkü şey yani klişe şablondur. Evet. Tabii o bir ne yazık ki bir söyleyen bir iltifat olduğu için. Halbuki biz kadın olarak bu dünyada varsak kadınlık vasıflarımızı koruyarak var olmaya çalışmalıyız ki bir farklılık getirelim değil mi? Yoksa erkek var yani zaten yeterince. Bir de hayır erkek için yani ne kadar kadın erkek derseniz savaş da çıkar. Tabii. Problem olur ama işte erkek kadın dediğinizde bu garip bir çelişkisi hakikaten iltifat haline geliyor bizim ülkemizde. Peki bir konu daha var. Şimdi yine postaya belki buradan getirmek istiyorum cümleyi. Microsoft'un başkanı Bill Gates'in bir açıklaması oldu. Efendim 10 yıl sonra gazetelerin %50'si yarısı internetten okunacak diye. Bu internetten gazete okuma alışkanlığı yavaş yavaş yayıldıkça, Türkiye tabii internet kullanımıyla alakalı ama diyeceğim şu, bazı gazete yayın yönetmenleri, benim de tanıdığım bir grup ürktüler. Hatta internet sitelerine bazı sıkıntılar, zorluklar getirdiler ki okunma oranı düşsün. Çünkü internetten okursanız özellikle kriz zamanı gazeteyi satın almıyorsunuz. Şimdi Posta Gazetesi'nin internetten takibi yok. Belli bir gerekçe, bu gerekçe midir? Evet, bu gerekçeyle. Posta Gazetesi yayın yönetmeni tamamen bu gerekçeyle yani satışında belli kuralları var değil mi? Yani nasıl biz işte çok kişiye hitap eden bir gazete yaparak satışımızı arttırıyorsak bunun bir de ticari kuralları var. Siz ona başka bir ortamda ulaşabiliyorsanız gazeteyi niye satın alacaksınız? O zaman gazete niye satılacak? Nasıl satılacak? Bütün gazeteler için bu sorun var o zaman. Yani Hürriyet, Milliyet, Sabah ve diğer gazeteler için de. Şimdi, İnternetten varsanız acaba ne kadar gidiyor? Aslında ben Rıfat Ababay'ın bu konuda çok ciddi bir duruşu var. Yani Posta internette olmayan tek büyük gazete. Biz de haliyle okur yazar olarak o gazetenin çalışanları olarak biraz internete girmeyi istiyoruz tabii. Çünkü
Hani sizin okurunuz biraz farklı da olabilir. Tık görmek istiyorsunuz. İşte birisi diyor ki beni bugün 7500 kişi tıkladı. Diğer gazeteler ne? Ben beni kaç kişi tıkladı bilemiyorum. Evet, böyle bir şey. Beni kim tıkladı? Beni kim tıkladı bilemiyorum. Yurt dışındaki okurlarınız var. Posta yurt dışında satılmıyor. Dolayısıyla mesela geçenlerde Almanya'daydım. Sizi okuyamıyoruz dedi benim bütün rastladığım insanlar. Yaşayın, bu çok önemli. Evet, evet yani evet. O açılardan... Biz istiyoruz ki internette olalım. Hı hı. Ama yayın yönetmenimiz Rıfat Ababay da diyor ki her cumartesi günü ben patronumla bir toplantı yaparım. Bana bir tek soru sorar. Kaç sattın evladım? Şu kadar derim. Çok iyi. Bana şunu mu yaptın, bunu mu yaptın demez. Ben internete girip de 50 bin az sattığım zaman bunun cevabını nasıl vereceğim diyor. Evet. Ve yani bunun pek çok örnekleri var. İnternete giren... Hı hı. İnternette okunan gazetelerin satışlarının düştüğüyle ilgili bu bir gerçek. Yani siz internete girip sabah kahvenizi içerken sevdiğiniz bütün köşe yazarlarını tık 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 okuduğunuz zaman 5 tane gazete değil bir tane gazete alırsınız sonuç olarak. Ki krizde bunu yaşadık. Krizde bunu yaşadık. Size daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Geçen gün ben hakikaten çok güldüm. Bizim yayın yönetmenimizin bu konudaki titizliğiyle ilgili bir yabancı konsolos ziyaretimize gelmişti. İngiliz konsolosluğundan bir görevli. Basınla ilgili bir araştırma yapıyordu. En çok satan gazete olduğumuzdan ötürü. Çıkarken kartını istedi Rıfat Bey'in. Ben kart kullanmıyorum dedi. Yaz günlük kartının arkasına yazın adımı. Benimle ilgili bilgileri istiyorsanız gazetede var dedi. Yani bir tane daha gazete satma hikayesi. Şimdi açıkçası bizim insanımızın Türkiye'de gazete satışları çok düşük Bülent'ciğim biliyorsun. Yani hala 4 milyon civarında dolaşıyoruz. 70 maalesef. Milyonluk bir ülke olarak. Bu gerçekten çok düşük. Böyle bir alışkanlığımız yok ve Türk insanı abonelikle okumadığı için gazeteyi çok değişken gazetenin sattığı rakam. Bir gün çok satıyorsunuz, bir gün az satıyorsunuz. Satış noktalarınızı, satış verilerinizi ayarlayamıyorsunuz. Bir de çok son noktada biz gazete satıyoruz. Yani bakkalda gazete satılıyor. Bunu ulaştırmak o kadar zor. Hangi bakkala kaç tane gazete gidecek vereceğini saptamak o kadar zor ki. Yani bir gün bakıyorsun, o gün insanlar gazete almayı veriyor. Niye almıyor bilmiyorsun ve o gün küt diye 15 tane gazeten iade ediliyor. Onlar yükleniyor. Dediğiniz çok önemli. Bazen 30 bin düşüyor. 30 bin insanın bir günde gazete almaması çok enteresan. Niye olduğunu bilmiyorsun yani. Mesela bir salı günü insanlar birdenbire gazete almıyor. O gün çok şakır şakır yağmur yağmışsa gazete satışları düşüyor. Niye bakkala gidip gazete almadı? Almıyor çünkü yani böyle bir şey yani. Ben uçak yolculuklarımda hakikaten çok hayret ediyorum. İnsanlar ellerinde tek satır okunacak bir şey yok. Uçağa biniyorlar. Şimdi bunun nedeni para mara değil. Kimse bana hiçbir dönem gazetelerin fiyatları bu kadar düşük olmamıştı. Yani bir YTL verdiğin zaman bir sürü gazete alıyorsun. Üç tane gazete alıyorsun neredeyse bir YTL ile. Uzun zaman ki tarihe baktığınızda bir ekmek fiyatından ilk defa aşağıya satılıyor. Aşağıda yani bu kadar ucuza bir şey yok artık Türkiye'de gazete kadar. İşte 150 bin YTL neyse işte uçak parası verip oturan insan şöyle oturuyorlar. 45 dakika böyle bakıyor karşısına. Sonra sizin elinize bakmaya başlıyor. Bir tanesini alabilir miyim diyor çünkü elinizde koca bir takım var. Kardeşim sen de bir tane alsaydın ya yani. Sabah sabah oku gazeteni. Ama hostes gazete dağıtmaya başlayınca kıyamet kopuyor. Ben de isterim. Ya alın yani alışın. Bu kadar satın alma alışkanlığı şey yok yaşayın. Evet. Okuma alışkanlığı da yok ama satın alma alışkanlığı da yok. Yani böyle bir okumayan yazmayan bir toplum. Bir kağıt doldurmak gerekir. Herkes birbirine kaleminizi verir misiniz? Ya cebinde bir kalem olsun yok. Ya. Yok evet bir kalem. Cebinde bir kalem olsun yani bir çıkarıp. Demek ki senin yazma alışkanlığında yok. Hiçbir şey yazmıyorsun. Hiçbir şey okumuyorsun. Hani metroda şimdi metro kültürümüz de gelişti çok şükür. Herkes yine böyle oturup birbirinin suratına bakıyor. Hani otobüste bakınırsın, metroda bakınacak yerde yok. Bir de şey var, hani Japonlarda da aynı sistem var. Çünkü işte bakıyorsunuz, onlarda tabloid gazeteler var. Biraz tabloid araştırınca... Tabloid bu yüzden yok Türkiye'de. Evet, yani çünkü dar alanda okuyabileceği bir gazete aslındayken. Şöyle gazete okuyabiliyorlar sadece evde okudukları için. Evet. Bir başka konu da yazma alışkanlığımız yok dediniz. Yani bugün bir kişiyi telefonla aradığınız vakit eğer yoksa mesela yaz günü adım yok. Böyle bir şey sizin için söylemiyorum ama
Farzı bir asistan çıktı. Kim aradı? Bülent. Peki ben ileteceğim. Bir dakika numaramı da ileteyim dediğimde şey diyor. Bir dakika kağıt kalem alayım. Kağıt kalem alayım. Evet. Halbuki bir asistanın zaten önünde bir kağıt kalem olması lazım, evet, değil mi? Ve hayır, numara bırakmazsanız ismi kafaya yazacak. Muhtemelen not oluyor. Tabii. Yazmayı evet sevmiyoruz. Okumayı da sevmiyoruz. O zaman da işte böyle ilkokul 4 seviyesi bir maalesef eğitim ortalaması evet, çıkıyor. Evet, 500 kelimeyle konuşan. Sonra da Avrupa Birliği bize ayak direyince alınganlık gösteriyoruz. Vay diyoruz Hristiyan kulübü ama... Böyle bir sadece gelir anlamında değil, okuma ve kültür alışkanlıklarında ciddi bir fark var. Herhalde kapatılması gereken konulardan biri. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi biraz da son dakikalarda siyaset konuşalım isterseniz. Türkiye'nin geleceğini konuşalım bir miktar. Önemli bir konu. Belki şu an başka öncelikler var gibi görünüyor ama 2007'de bir seçim söz konusu. Sayın Başbakan'ın açıklaması var. Ben 2007'den evvel bir seçim istemiyorum. Biz bu zamana kadar söz aldık. Bunu kullanacağız. Bizim de sözümüzdür şeklinde. Şimdi daha önce yayın evi konuştuk sizinle. İşte Sayın Özal'ın ve Sayın Demirel'in iktidardayken bırakıp Çankaya'ya çıkması var. Demek ki Çankaya böyle çok arzu edilen bir nokta. Şunları böyle adım adım sormak istiyorum. 2007 öncesi bir seçim tahmin ediyor musunuz? Siyasette sizin uzmanlık alanınız çünkü. Türkiye hiçbir zaman tam zamanında seçim yapamadı. Hep erken seçim yaptı. O nedenle bu sefer de bütün yorumcuların beklentisi... Kemal o yönde. Evet, seçimin zamanından önce yapılması. Ama bence bu iktidar hazır böyle bir %34 ile de olsa yansıması, meclise yansıması çok daha büyük olan bir iskemle çoğunluğuna sahipken kolay kolay bu hakkını bırakmaz. Niye bıraksın? Çünkü yapılan araştırmalar düştüklerini gösteriyor. Bir iktidar yıpranması var. Verilen sözlerin tutulmamış olmasının getirdiği sancılar var. Beklentisi olan kesimlerin bazılarının beklentisi karşılanmadı. Bazı kesimlerin beklentilerini karşılayamayacakları belliyken karşılanamadı. Onun yanında bir de bunları deneyelim diyenlerin küskünlükleri var. Dolayısıyla bir iktidarın ikinci kez girdiği bir seçimde aynı şansı tutturması çok zor. Şimdi düşeceğini bile bile niye daha erken girsin yani? Elindekini niye bıraksın diye düşünüyorum ben de tam tersi. Yani mutlaka daha erken bir seçim yapılır diyenlere karşı. Ha, şu anki seçim şansları ilkine göre çok olmadığına göre neden böyle bir şey denesin? Neden denesin? Ama Türkiye çok hızlı değişen bir ülke. Yani her an bir baskın seçim için ortam doğabilir mi? Ortam doğabilir. Yani bunlar müthiş bir başarı elde edebilirler. Gündem ona çok uygun olabilir. Daha iyi başarı bekliyor musunuz 3 Ekim'den sonra? Yani 3 Ekim tartıştığı ne kadar başarılı oldu ayrı konu ama. Hiç belli olmaz ki. O olması şart değil. Ne bileyim ben Türkiye için de bir şey olabilir. Anladım. Yani illa AB yolunda bir şey olması değil. Bence AB yolunda alınan alınmıştır. Bundan sonrası gözyaşı ve hüsran yani. Bu tartışmalar kolay gitmeyecek. Yani orada biz zirveye ulaştık. Bundan sonrası iniştir. O sancılı bir süreç artık. Yani birleşme sonrası. Sürecinden kaynaklanan o aşamaları mı kastediyorsunuz? Tabii onun evet. O yani sadece ballı börek değil ki. Biz hababam. Herkes zannediyor ki AB'ye girdik artık paralar yağacak falan. Yok şimdi tam tersine şimdi canımız yanmaya başlayacak. Bu paralar Arap sermayesi olarak yağıyor. Oradan gelmeye başladı. Şimdi canımız yanacak. O can yanmasının getirdiği sonuçlar artı olarak yansımayacak tabii. Onun için bence AB'den alınanın maksimumu alındı artık. Yani siyasi getiri olarak maksimumu alınmıştır. Bundan sonrası işte içeride yapılabilecek bir şeylerdir. Yani bir hoşluk olabilir ne bileyim. Ama bunun da pek olacağını sanmıyorum. Ha şöyle bir şey olabilir mi? Vaziyet çok çok daha kötüye gidiyor ve hakikaten düşüyor daha ise. Daha düşürmeyelim. Hayır, bu da başka daha bir şey. Düşürmeyelim doğru. Diye de gidilebilir. Ya da işte o zaman... Cumhurbaşkanlığı seçimine yani bu sefer burayı kaybedeceğim en yukarıya çıkayım. Hazır bu çoğunluk da elimde. Bu çoğunluk elimdeyken Çankaya'ya zıplayayım alternatifi olabilir. Tabii bütün bunlar dediğim gibi Türkiye çok hareketli bir ülke, çok değişken bir ülke. Bu kartları karıştırıp açacaklar ve ona göre bir karar alacaklar. Anladım. Bence şimdi hiçbir şey belli değil. Anladım. Bir nokta daha var. Az önce %34 dediniz. Evet böyle bir oy oranı var ve baktığınızda bu oy oranı içerisinde sağ grup da var. Çünkü bir Adalet Partisi, bir Demokrat Parti diye düşünürseniz sonrasında doğru yol ve ANAP baktığınızda seçim barajının altında kaldılar. Ve iki partinin toplamından çok daha fazla bir sağ var. Fakat şöyle düşünenler çok oldu. Nasıl olsa görüntü o ki ve araştırma sonuçlarından çıkan seçimle ilgili ben bu iki partiye oy verirsem barajın altında kalacaklar ve meclise girmeyecekler. O zaman ben meclisin içine girecek olmasın. Yazık olmasın. Şimdi bu emanet oy diye tarif edilecek bir oy grubu sizce AK Parti'de var mı ve
oranı ne olabilir? Yani şu an bir başka deyişle AK Parti'nin hakikaten temel oranı ne olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi mesela Saadet Partisi'nin oyları da vardı. AKP'nin aldığı oylar içinde. O Saadet Partisi'nin oyları geri gidiyor. Geri gitmeye başladı. Çünkü onların başörtüsü ve türbanla ilgili olan İmam Hatip liselerinin üniversiteye daha rahat vaadler girmesi tutmayınca gibi iki çok somut beklentileri vardı. Bu konuda onların istedikleri gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla onlar artık daha fazla hoşgörü sürecini sürdürmeyebilirler ve ondan kaynaklanan bir küskünler düşüş olacaktır. Evet. Öyle bir küskünler grubu var. Oylar yuvaya gidecek. Evet, şimdi bu taraftan da ANAP bir atılıma geçti. İşte Erkan Mumcu hırslı ve genç bir lider. AK Parti'yi içeriden nispeten tanıyan biri. AK Parti'yi içeriden tanıyor. Artı toplumun AK Parti'ye oy vermiş kesimlerini gıdıklamasını da iyi biliyor. Yani dolayısıyla işte hem türban konusunda daha cesur laflar edebilir. Etmişti nitekim zaten. Bakanlığı döneminde de etmişti. Özür dilerim. ANAP'ın baktığınızda sembolünün rengi değişti. Yeşil oldu. Artık o çevreciler olmak mıdır yoksa başka mesajım var? Ayrı konu. Yok, başka mesajı var tabii ki. Yani şimdi Erkan Mumcu bütün o genç, yakışıklı, batılı görünümü, işte sanatçı eşinin yanındaki varlığıyla bize çok daha liberal açılımlı biri gibi gözükmekle birlikte gerek geçmiş formasyonundan taşıdığı değerlerle, gerek bu toplumda siyaset yapan birinin açık gözlüğüyle o çok daha farklı kesimlere seslenecektir. Yani Saadet Partisi'nin bir küskünler grubu var ama Saadet Partisi'nde kim var? Yani artık hakikaten siyasi hayatının sonuna yaklaşmış bir Erbakan. Çoğu zaman komik olabilen bir siyasi lider görünümünde. Şimdi yani oraya da oynayacaktır Mumcu, buraya da oynayacaktır. Yeni bir AKP gibi oynayacaktır. Bir hareket getirecektir, polemik yapacaktır. Muhalefet yapacaktır. Ama onun getireceği bence bir gıdıklama olacak yani ne kadar zıplar. Fakat 20 kişiyi toparlayıp grup kuracağını da beklemiyordu açıkça birçok kişi. Ne yazık ki solda bir boşluk var. Sol yani gerek parlamento içi sol muhalefet çok fazla başarılı değil. Zaten oy oranlarının düşüşü de bunu gösteriyor. Ama yeni bir parti kuralım. Bu yeni parti kurma merakı da telaşı da Türkiye'de hep parti içi demokratik çalışma olgunluğunun olmayışından kaynaklanıyor. Yani bir siyasi partiye girip bir şey yapamayacağınızı hissettiğiniz zaman yeni bir parti kuralım o zaman diye çıkıyorsunuz ortaya. Peki programın sonu ama bir final sorumu özellikle sormak istiyorum Yazgül Hanım. O da şu, Sayın Süleyman Demirel bugün siyasi hayatın hala içerisinde en son bir pişman ederim cümlesi vardı. Hala demek ki yan masada görülüyor durumu var. Bugün bir AP tekrar kurulsa Demirel'in başkanlığında ne olur sizce? Yok artık yani sular tersine akmaz. Yani Demirel bence artık saygınlığını korumak için bence bulunduğu yerde kalmalıdır yani tekrar siyasete dönüş. Evet çok gitti geldi. Gelir çünkü o enerji var maşallah. Ama, pişman edelim deyince hissediyorsunuz enerji var. Evet ama bence bunu söylemek lazım hakikaten. İnsanlar bulundukları yerin zamanında kıymetini bileceklerdi. Gerek Özal gerek Demirel iktidarın başındayken bırakıp da koşa koşa Çankaya'ya gidip pasifize etmeselerdi kendilerini Türkiye başka bir yolda olabilirdi bugün. Yani kendi geleceklerini kendileri çizdiler. Yani evet ben biraz da daha tepede oturayım deyip gittiğiniz zaman o zaman siz yönetmeyi bırakıyorsunuz. Çünkü icrayı bırakıyorsunuz. İcrayı yürütmeyi bırakıyorsunuz. Türkiye'yi başbakan yönetiyor. Onun için ben Tayyip Erdoğan'ın da bu kararı verirken örneklere çok düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani benim siyasi olarak tabii ki arkasında olduğum bir lider değil. Yani onun başarılı olması için yol göstermek bana düşmez ama en azından bir siyaset bilimci olarak bu ayrımı iyi düşünmeleri gerekiyor. Bir musibet bin nasihatten iyidir demekte fayda var. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Tekrar buluşuncaya kadar yolunuz açık olsun. Uzun teşekkür olsun. Ederim. Size de iyi yayınlar sağ diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler. İyi bayramlar. İyi bayramlar hemen yaşayın. Onu söyleyeceğiz. Yarın 29 Ekim. Güzel, evet en güzel bayramı. Doğum günü Türkiye Cumhuriyeti'nin. Biz bu süreç içinde onu çok iyi bir yere getiremedik ama inşallah bundan sonra daha iyi bir yere gelmesi için İnşallah. Dileklerimizi söyleyelim bari. Sevgili Başbakanımız, Cumhurbaşkanı'nın 77 rektörü
Çankaya davetiyle ilgili bayram değil, seyran değil demişti. Sayın Baykal altına basa basa bayram, Başbakan evet. Bayram. Evet. 29 Ekim bayram sevgili seyirciler. Yarın 29 Ekim'i Cumhuriyet'in 82. yılını kutlamış olacağız. Ben yarın sizlere Agora'da merhaba diyeceğim tekrar ama bir bayram var sevgili seyirciler. Bayram öncesi yine görüşeceğiz, yine huzurlarınızda olacağız. Ama şimdiden 29 Ekim bayramınızı sevgili seyirciler kutlayalım. Programda katkısı olan bütün arkadaşlarım adına ve yeni arkadaşlarım adına iyi bir gün diliyorum. Görüşünceye kadar sen kalın efendim. Kolay gelsin.